Adem meleklere onların isimlerini bildirince Allah size göklerin ve yerin gaybını şüphesiz ki ben bilirim yine açığa vurduklarınızı da gizli tuttuklarınızı da ben bilirim demedim mi dedi. Hani meleklere Adem için saygıyla eğilin demiştik de İblis hariç bütün melekler hemen saygıyla eğilmişler. İblis bundan kaçınmış büyüklük taslamış ve kafirlerden olmuştu. Dedik ki, ey Adem, sen ve eşin cennete yerleşin. Orada dilediğiniz gibi bol bol yiyin ama şu ağaca yaklaşmayın. Yoksa zalimlerden olursunuz. Derken şeytan ayaklarını oradan kaydırdı. Onları içinde bulundukları konumdan çıkardı. Bunun üzerine biz de birbirinize düşman olarak inin sizin için yeryüzünde belli bir süre barınak ve yararlanma vardır dedik. Derken Adem vahiy yoluyla Rabbinden bir takım kelimeler aldı. Onlarla amel edip Rabbine yalvardı, o da bunun üzerine tövbesini kabul etti. Şüphesiz o tövbeleri çok kabul edendir, çok bağışlayandır. İnin oradan cennetten hepiniz, tarafımdan size bir yol gösterici, peygamber gelir de kim ona uyarsa onlar için herhangi bir korku yoktur, onlar üzülmeyeceklerdir dedik. İnkar edenler ve ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, işte bunlar cehennemliktir. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Ey İsrail oğulları! Size verdiğim nimeti hatırlayın. Bana verdiğiniz sözü yerine getirin ki, ben de size verdiğim sözü yerine getireyim. Yalnız benden korkun. Elinizdeki Tevrat'ı tasdik edici olarak indirdiğimize, Kur'an'a iman edin. Onu inkar edenlerin ilki olmayın. Ayetlerimi az bir karşılığa değişmeyin ve bana karşı gelmekten sakının. Hakkı batılla karıştırıp da bile bile hakkı gizlemeyin. Namazı kılın, zekatı verin. Rükû edenlerle birlikte siz de rükû edin. Siz kitabı Tevrat'a okuyup durduğunuz halde kendinizi unutup başkalarına iyiliği mi emrediyorsunuz? Yaptığınızın çirkinliğini anlamıyor musunuz? Sabrederek ve namaz kılarak Allah'tan yardım dileyin. Şüphesiz namaz, Allah'a derinden saygı duyanlardan başkasına ağır gelir. Onlar Rablerine kavuşacaklarını ve gerçekten ona döneceklerini çok iyi bilirler. Ey İsrailoğulları! Size verdiğim nimetimi ve bir zamanlar sizi cümle aleme üstün kıldığımı hatırlayın. Öyle bir günden sakının ki o gün hiç kimse bir başkası adına bir şey ödeyemez. Hiçbir kimseden herhangi bir şefaat kabul olunmaz, fidye alınmaz.'' Onlara yardım da edilmez. Hani sizi azabın en kötüsüne uğratan, kadınlarınızı sağ bırakıp oğullarınızı boğazlayan Firavun ailesinden kurtarmıştık. Bunda size Rabbinizden gelen büyük bir imtihan vardı. Hani sizin için denizi yarmış, sizi kurtarmış, gözlerinizin önünde Firavun ailesini suda boğmuştuk. Hani biz Musa ile kırk gece için sözleşmiştik. Sizlerse onun ardından kendinize zulmederek bir buzayı tanrı edinmiştiniz. Sonra bunun ardından şükredesiniz diye sizi affetmiştik. Hani doğru yolu tutasınız diye Musa'ya kitabı tevratı ve Furkanı vermiştik. Musa kammine dedi ki: "Ey kammim! Sizler bu zayı ilah edinmekle kendinize yazık ettiniz. Gelin yaratıcınıza tövbe edin de nefislerinizi öldürün, kendinizi düzeltin. Bu yaratıcınız katında sizin için daha iyidir. Böylece Allah da onların tövbesini kabul etti çünkü o tövbeleri çok kabul edendir, çok merhametlidir. Hani siz ey Musa biz Allah'ı açıktan açığa görmedikçe sana asla inanmayız demiştiniz. Bunun üzerine siz bakıp dururken sizi yıldırım çarpmıştı. Sonra şükredesiniz diye ölümünüzün ardından sizi tekrar dirilttik. Bulutu üstünüze gölge yaptık. Size kudret helvasıyla bıldırcın indirdik. Verdiğimiz rızıkların iyi ve güzel olanlarından yiyin dedik.'' Onlar verdiğimiz nimetlere nankörlük etmekle bize zulmetmediler. Fakat kendilerine zulmediyorlardı. Hani şu memlekete girin, orada dilediğiniz gibi bol bol yiyin. Kapısından eğilerek tevazuyla girin ve hıtta ya Rabbi bizi affet deyin ki biz de sizin hatalarınızı bağışlayalım. İyilik edenlere ise daha da fazlasını vereceğiz demiştik. Derken Onların içindeki zalimler sözü kendilerine söylenenden başka şekle soktular. Biz de haktan ayrılmaları sebebiyle o zalimlere gökten bir azap indirdik. Hani Musa kavmi için su dilemişti, biz de asanı kayaya vur demiştik. Böylece kayadan on iki pınar fışkırmış, her boy kendi su alacağı pınarı bilmişti. Allah'ın rızkından yiğin için. Yalnız yeryüzünde bozgunculuk yaparak fesat çıkarmayın demiştik. Hani ey Musa, biz bir çeşit yemeğe asla katlanamayız. O halde bizim için Rabbine yalvar da, o bize yerden biten sebze, kabak, sarımsak, mercimek, soğan versin demiştiniz. O da size iyi olanı düşük olanla değiştirmek mi istiyorsunuz? Öyleyse inin şehre istedikleriniz orada var demişti. Böylece zillet ve yoksulluk onları kapladı. Onlar Allah'ın gazabına uğradılar. Bunun sebebi onların Allah'ın ayetlerini inkar ediyor, peygamberleri de haksız yere öldürüyor olmalarıydı. Bütün bunların sebebi ise isyan etmek ve aşırı gitmekte oluşlarıydı. Şüphesiz inananlar, Müslümanlarla, Yahudiler Hristiyanlar ve Sabiilerden her bir grubun kendi şeriatında Allah'a ve ahiret gününe inanan ve salih ameller işleyenler için Rableri katında mükafat vardır. Onlar korkuya uğramayacaklar, mahzun da olmayacaklardır diye hükmedilmiştir. Hani Tevrat'la amel edeceğinize dair sizden sağlam bir söz almış, Tuğur dağını da tepenize dikmiş, ve sakınasınız diye size verdiğimiz kitabı sıkı tutun. Onun içindekileri düşünün. Gafil olmayın demiştik. Bundan sonra yine yüz çevirdiniz. Allah'ın bol nimeti ve merhameti olmasaydı herhalde ziyan'a uğrayanlardan olurdunuz. Şüphesiz siz içinizden cumartesi yasağını çiğneyenleri bilirsiniz. Biz onlara aşağılık maymunlar olun demiştik.